Şimdi dostlar, maksimum minimum problemlerindeydik. 8. köşe taşımızda kaldık en son. Hemen bunu da bir halledelim, gömelim istiyorum. Şöyle bakalım ne diyor sorularımız. Şimdi bir ayarlamasını yapayım. Görüntü nasıl? Güzel gibi gözüküyor. Başlayalım dostlar. Diyor ki, yarıçapı 4 birim olan bir küre içine yerleştirilebilen dik dairesel silindirin hacmi en büyük olanın yüksekliği kaç birimdir diye bir soru sormuş. Şimdi şöyle bir küre varmış arkadaşlarım elimizde. Biz bu kürenin içine bir silindir yerleştireceğiz dostlar. Şöyle bir silindiri yerleştirelim bakalım. Bu silindirin diyor ki hacmi en büyük olsun. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan kürenin yarıçapı kaç birimdi? 4 birimdi yarıçapı. Şurası 4 birim olacak diyelim. Şuraya bir haş yüksekliği diyelim. Şuradan aşağısı da haş yüksekliği olsun. Küremizin şu silindirin daha doğrusu yarıçapına da R diyelim. Bakın şurada bir Pisagor bağıntısı çıktı dostlarım. Hemen yazıyorum. H kare artı R kare eşittir 4'ün karesi 16 geldi goberler. Şimdi yer küçük olduğu için küçük küçük yazacağım ben de ki sığsın arkadaşlarım buraya. Şimdi silindirin hacminin en büyük olmasını istiyor bizden. Hemen silindirin hacmini yazıyorum buraya. Silindirin hacim formülü taban alanı pi r kare çarpı yüksekliği. Yüksekliğine de 2h demişim ben dostlar. Şimdi gelin silindirin hacim formülünü yüksekliğe bağlı olarak yazalım. Değişkenimiz yükseklik olsun. Buradan hemen r kareyi yalnız bırakalım. H kare buraya gelirse eksi h kare olarak gelir. R kare yerine ne yazacakmışım ben? 16 eksi h kare. 16 eksi h kare çarpı bir de 2h yüksekliğim var dostum. Şimdi bunu bir satır daha düzenleyelim. Silindirin hacim formülü ne oldu şimdi? Yüksekliğe bağlı olarak hacim formülünü yazdım. Silindirin. Pi çarpı 2h'ı içeriye dağıtıyorum. 32h eksi 2h küp geldi dostlarım. Bu şimdi bizim silindirimizin hacim formülü, yüksekliğe bağlı hacim formülü. Şimdi diyor ki bu hacmin en büyük olmasını istiyorum. Maksimum olmasını istiyorum. Peki en büyük, en küçük değer için ne yapıyorduk biz? Bir kere türev alacağız. Şimdi bu türevini alalım. H'a bağlı hacim formülünün türevini alıyorum. Pi dursun böyle başta. Şunun türevi 32'dir. Bunun türevi de eksi 6h karedir. İşte türevini de aldım. Bu türevi 0 yapan h değeri benim aradığım cevap olacak arkadaşlarım. Hemen bunu 0'a eşitliyorum dostlarım. Pi'yi zaten 0'a böldüm mü gitti o. Şurayı 0'a eşitledim hemen. 6h kare eşittir 32 geldi. H kare eşittir 32 bölü 6. Yani 2'ye bölelim. 16 bölü 3 geldi. H'ı arıyoruz biz. Hemen karekökünü aldım her iki tarafın. 4 bölü kök 3 çıktı. Aradığım cevap dostlarım. Demek ki Denizli şıkkımız doğru cevapmış dedik. Geldik 2 numaralı sorumuza. Şimdi yine diyor ki yarıçapı 2 kök 3'müş bu sefer. Bakın yarıçap dediğimiz yer şurası arkadaşlarım. Kürenin yarıçapı 2 kök 3. Silindirin yüksekliğine h diyorum. Silindirin yarıçapına da r diyorum. O zaman hemen h kare artı r kare eşittir 2 kök 3'ün karesi 12 geldi. En büyük hacimli dik silindirin yüksekliğini soruyor. Şuradan r kareyi çekelim. 12 eksi h kare olsun. Yine h'a bağlı bir denklem yazacağım ben çünkü. Peki silindirin hacim formülü neydi? Silindirin hacmi taban alanı pi r kare çarpı yükseklik h'tı. R kare yerine ne yazacağız şimdi dostlarım silindirin hacim formülünde? Pi çarpı r kare yerine 12 eksi h kare yazıyorum. Bir de çarpı h var. Şuradan devam edelim. Silindirin hacim formülünü bir kez daha düzgünce yazıyorum dostum şimdi. H'ı içeriye dağıtalım. Pi dursun burada. H'ı içeriye dağıtırsak 12h eksi h küp geldi. 12h eksi h küp. Şimdi bunun diyor hacminin en büyük olmasını istiyorum. O halde ne yapıyorum hemen? Bir kere türevini alıyorum hacmin. Pi dursun burada. 12 eksi 3h kare yapar türevi. Ve bu türevi sıfıra eşitlediğimde dostum
aradığım maksimum minimum değerini buluyorduk hatırlarsanız. Hemen 0'a eşit diyelim. Şurası 0'a eşitlenirse 3h kare 12, h kare eşittir 4, h eşittir ya 2 ya da eksi 2 gelecek ama yükseklik negatif olmayacağı için yüksekliğimiz 2 geldi. Cevabımız Bursa'dan çıktı dostlarım. Evet, 3 numaraya geçtik şimdi. Yarıçap uzunluğu 3 santim olan bir küre içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli dik dairesel koninin hacmi kaç santimetre küptür diye bir soru sormuş. Şimdi bakın bunu da şöyle tane tane gösterelim arkadaşlarım. Önce şöyle yapalım isterseniz. Şurada ben bir şu şeklini bir çizeyim isterseniz ilk önce. Şöyle bir küre var arkadaşlarım. Bu kürenin içine biz bir koni yerleştirecekmişiz ve bu koninin hacmi en büyük olacakmış. Şimdi kürenin yarıçapı merkezi burası olsun. Yarıçapı 3 birimmiş. Şuradan aşağıda bir diklik indirdim. Şuraya h diyelim. Şurası benim konimin yarıçapı olsun. Şurası da kürenin yarıçapıdır 3. Yani buradan çıkan bağıntı şu. H kare artı r kare eşittir 9 bağıntısı geldi. R kare eşittir 9 eksi h kare bağıntısını bulduk burada. Şimdi koninin hacminin en büyük olmasını istiyor bizden. Hemen koninin hacim formülünü yazıyorum. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik bölü 3'lü. Yalnız koninin yüksekliğini burada h artı 3 olarak alalım. Buna da dikkat edin arkadaşlarım. H artı 3 olarak seçtim koninin yüksekliğini. Şimdi r kare yerine de 9 eksi h kare yazayım. Gerisini şuradan devam ediyorum. Hacim eşittir. Koninin hacmi eşittir. Pi çarpı r kare yerine ne yazıyordum? 9 eksi h kare çarpı yüksekliğimiz h artı 3 bölü 3 geldi arkadaşlarım. Bu da koninin yüksekliğe bağlı formülü. Şimdi bu koninin bizden hacminin en büyük olmasını istiyor. O halde koninin hacminin en büyük olması için ne yapıyorum? Bir kere türevini alıyorum ve sıfıra eşitliyorum. Ekstremum noktasını buluyorum. Önce şurayı da bir açalım isterseniz hatta ya. Şöyle daha güzel olur arkadaşlarım. Çarpalım şurayı. 9h oldu. 9 kere 3 27 geldi. Eksi h küp eksi 3h kare. Şimdi buranın türevini alıyorum. Eksi şöyle pi bölü 3 başta. Eksi 3h kare. Eksi 6h artı 9 geldi türevini aldım. Şimdi bunu da 0'a eşitliyorum dostlar. Demek ki şurası 0 olacak diyorum. Eksi 3'e bölerek yazalım. H kare artı 2h artı 3. Eksi 3'e böldüğüm için eksi 3 eşittir 0 oldu. Şimdi bunu da çarpanlarına ayıralım. 3'e eksi 1 diye ayrıldı çarpanlarına bu keratada. 3'e eksi 1 diye ayırdık. Tabii ki buradan h eşittir ya eksi 3 geliyor, h eşittir ya da 1 geliyor. Eksi 3 olmaz değil mi yüksekliğimiz? Demek ki 1'i seçeceğiz arkadaşlarım. Yükseklik 1. Bize de neyi soruyordu? Bu koninin hacmini soruyor. Şimdi 1'i de getirip şuradaki hacim formülünde yerine yazalım. Ne var başta? Pi bölü 3 var. Çarpı 1 yazarsam 8 gelir. 1 yazarsam 4 gelir. 32 pi bölü 3. Yani Adana şıkkımız doğru cevap geldi. Hadi son sorumuza bakalım. Yine yarıçapı 9 birim vermiş kürenin. Şurası 9. Koninin yüksekliğine h diyelim. Yarıçapına r diyelim. Hemen bağıntımı yazıyorum. H kare artı r kare eşittir. 81 bağıntısını yazdım. R kareyi de çekelim burada. 81 eksi h karedir. Şimdi bize diyor ki koninin hacminin en büyük olmasını istiyor. Hacminin formülünü yazalım o zaman. Koninin hacim pi bölü 3 çarpı pi r kare. Pi r karemiz yerine ne yazıyorum? 81 eksi h kare yazıyorum. Çarpı yükseklik. Taban alanı çarpı yükseklik diye formülümüzü yazdık. Şimdi hemen şurayı da bir düzenleyelim. Koninin hacim formülünü. Koninin hacmi pi bölü 3 parantezinde 81 h eksi h küp geldi. Şimdi bunun en büyük olması için ne yapacağım? Bir kere türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Yüksekliği bulacağız. Peki türevini alalım şurada hemen. Pi bölü 3 dursun yine başta. 81 eksi 3h kare geldi türevi.
Bunu da sıfır yapan yüksekliği buluyorum dostlarım. 3h kare eşittir 81 olur. H kare eşittir 27. H eşittir 3 kök 3 geldi. Sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Şimdi çevirdim hemen. 9 numaralı soru köşe taşındayız dostlarım. Diyor ki birinci ve ikinci soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplandırınız demiş. Tamam. Taban yarıçapı 8 ve yüksekliği 12 santim olan bir dik koninin diyor. İçine en büyük hacimli bir dik dairesel silindir yerleştirilecektir diyor dostlarım. Bu dik dairesel silindirinde bizden neyini istiyor? Yüksekliğini istiyor, bir de hacmini istiyor arkadaşlar. Tamam, hemen bulalım şimdi. Şimdi süremize de bakıyorum bir yandan arkadaşlar ki süreyi de geciktirmeyelim. Geçen videoda yaptık böyle. Şimdi bir şeklini çizmeye çalışalım bu gobelin arkadaşlarım. Diyor ki taban yarıçapı 8 ve yüksekliği olan bir dik koni. Şimdi dik konimizi çizelim şöyle. Bunun içine bir silindir yerleştirecekmişiz. Şöyle bir de silindirimizi de gösterelim biz. Yarıçapı 8 santimmiş bu koninin. Şöyle merkezinden şöyle çizelim. 8 santim. Yüksekliği de 12'ymiş. Şöyle yüksekliğini de indirelim. Şuna H diyelim. Silindirin yüksekliği H olsun. Silindirin yarıçapı R olsun. Şuradaki bir parça var. Bakın şu parçaya da ne diyeceğim ben arkadaşım? Toplam 12 idi ya. 12 eksi H diyeceğim buradaki parçaya da. Şimdi burada bir benzerlik çıktı kardeşler karşıma. Şöyle 12 eksi H bölü tamamı yani 12 eşit olacakmış R bölü 8'e. R bölü 8'e eşit. Şunları bir sadeleştirelim. 3 kalsın. İçler dışlar yapalım. 3R eşittir. 24 eksi 2 H geldi. Şimdi buradan da şimdi video yine durdu. Devam ediyorum dostlar. Buradan da H'ı yalnız bırakıyorum kardeşler. Şöyle bir şey geliyor. H 2H eşittir. 24 eksi 3R çıkıyor. 2'ye de bölelim. H eşittir. 12 eksi 3R bölü 2 geldi. Yüksekliği bulduk şimdi. H bağıntımız bu. Şimdi ne diyordu? Koninin içine yerleştirilen hacmi, silindirin hacmi en büyük olsun diyor. Peki hacim yazalım şimdi. Silindirin hacim formülü. Pi taban alanı pi r kare çarpı yükseklik h. Şimdi h yerine ne yazacağım bir de ben getirip dostlarım? 12 eksi 3r bölü 2 yazacağız. Onu da yazalım. Pi çarpı r kare çarpı 12 eksi 3r bölü 2'yi de yazdık. Bunu biraz daha düzenleyelim. Pi çarpı r kareyi içeriye dağıtalım. 12 r kare eksi 3 r küp bölü 2 geldi. İşte bu silindirin hacmi çıktı arkadaşlarım. Ve bize de diyor ki bu hacmin diyor en büyük olmasını istiyorum diyor sende. Peki bir silindirin hacminin en büyük olması için ne yapıyordum? Hemen türevini alıyorum bir kere dostlarım. Şöyle türevini yazalım şurada. Türevini alalım. Ne geliyor bunun türevi? 2 başa geldi 24R. 3 başa geldi 9R kare bölü 2. Eksi 9R kare bölü 2. Türevini aldım. Tabi başta pi var da pi sabit sayı olduğu için beni çok ilgilendirmiyor oradaki pi arkadaşlarım. Peki ne yapacağız şimdi bu türevi? Sıfıra eşitlediğimizde türevi sıfıra eşitlediğinde buradan sen maksimum ya da minimum noktalarını bulacaksın dostlarım. Şimdi türevimizde sıfıra eşitleyeceğiz ama ben bir de bir silgi bulayım şuradan bir yerden. Bu silgiyle biraz çözmeye çalışalım arkadaşlar sorumuzu. Temizleyelim şuraları. Şimdi buraları zaten siz notlarınızın arasına aldınız diye düşünüyorum. Hemen şuraları bir temizleyeyim ben. Şimdi şununla da işimiz kalmadı. Bunu da silelim. Şimdi türevini sıfıra eşitliyorduk ki ekstremum noktalarını bulalım. Şurayı sıfıra eşitledim dostlarım. 24R eksi 9R kare bölü 2 eşittir 0 oldu burada. R parantezini alalım burayı. R parantezinde 24 eksi 9R bölü 2 eşittir 0. Buradan R ya 0 çıkar ki R 0 olmaz. Sonuçta yarıçap 0 olmayacak arkadaşlarım. Ya da 24 eksi 9R bölü 2 0 çıkar. Buradan 24 eşittir 9R bölü 2 olur. 48 bölü 9 eşittir R geldi. Hemen
Şunları bir sadeleştirelim dostlarım. Bakalım ne geliyor? 3 kalıyor buradan. Buradan da 16 kalıyor ki R eşittir 16 bölü 3 çıktı. Hep bana neyi soruyordu? Yüksekliği kaç santimdir diye soruyor. Biz R'yi bulduk. H'ı da neye bağlı bulmuştuk arkadaşlarım? Hemen getirip yerine yazalım. H neye eşitti? Sildik mi orayı? Evet, orayı silmişiz. Hemen şurada bir daha yazayım. H şöyle bir şeydi arkadaşlarım. H eşittir 12 eksi 3R bölü 2 bulmuştuk H'ı. Şimdi getirip burada da R yerine 16 bölü 3 yazarsam şurası 16 olur. 2'ye bölersek 8 olur. 12'den de 8 çıktı. 4 geldi sorumuzun cevabı. R'yi 16 bölü 3 bulduk. H'ı da 4 bulduk Gobeller. Şimdi bize de diyor ki bir de ikinci sorumuzda silindirin hacmi nedir diye bir soru sormuş. Silindirin hacim formülünü biliyoruz biz. Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi taban alanımız pi çarpı r kare. R karemiz de 16'nın karesi bölü 3'ün karesi. Çarpı yükseklik yani 4. 256 bölü 9. 256 ile de 4'ü çarparsam 1024 bölü 9 yaptı. Cevabımız Adana'dan geldi arkadaşlar. Şimdi geldik 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Yarıçapı 4 santim olan bir kürenin dışına şekildeki gibi taban ve yan yüzlerine teğet bir dik koni çiziliyor. Buna göre çizilen en küçük hacimli koninin yüksekliği nedir diye bir soru sormuş. Şimdi koninin hacminden bahsediyor bize dostlar. Şimdi şöyle bilgilerimizi bir konuşalım. Kürenin yarıçapı 4'tü. Şurası 4. Şuraya da biz bir koninin yüksekliğine h diyelim. Şurası h eksi 4 olsun dostlarım. Başka şu koninin yarıçapı r. Şurası da şöyle bir diklik çizelim. Kürenin yarıçapıdır 4. Şuraya da bir Pisagor bağıntısı uygulayayım şuraya arkadaşlarım. H eksi 4'ün karesi eşittir 16 artı şuranın karesi olacak. O zaman burası h eksi 4'ün karesi eksi 16'nın karekökü gelecek. Şurası da şununla şu teğet olduğu için ikisi birbirine eşit. Burası da r geldi. Şöyle bir büyük bir ilişki buldum. Pisagor bağıntısı buldum şuradan arkadaşlarım. Biraz gıcık olacak ama yapalım. Şurası h. H kare artı şurası r. R kare eşittir şuranın toplam karesine. Yani r artı kök içinde h eksi 4'ün karesi eksi 16'nın parantez karesine eşit olacak arkadaşlarım. Böyle bir bağıntı bulduk şimdi burada. Peki toparlayalım burayı şimdi, düzenleyelim. H kare artı r kare diyelim eşittir. Şimdi burada birincinin karesi r kare artı ikincinin karesi dediğim zaman sadece şu kökün içindeki ifade kalıyor. H eksi 4'ün karesi eksi 16 artı bir de birinci ile ikinciyi çarpıyorum 2r çarpı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani kök içinde şu ifade geliyor arkadaşlarım. Bu şekilde düzenlendi. Şimdi şuradaki r kareler gitti. Birazcık daha oynayalım. H kare eşittir. Şurayı açıyorum şimdi. H kare artı 16 eksi 8 H eksi 16 artı 2r çarpı kök içinde şu ifade. Onu yazmayalım her seferinde. Şu 16'lar gitti. H kareler gitti. Buradan 8H eşittir 2R çarpı kök içinde şöyle bir ifade geldi arkadaşlar. Hemen 2'ye bölelim bunları. 4H eşittir R çarpı kök içinde. Şurayı da bir açalım isterseniz dostlarım. Kök içinde burası da ne geliyor? H eksi 4'ün karesiydi. H kare artı 16 eksi 8H eksi bir de 16 var. Şimdi yine her iki tarafın bir karesini alalım dostlar biz hemencecik. Bir her iki tarafın bir karesini alayım ben. Ne geliyor buradan? 16 h kare, 16 h kare eşittir r kare çarpı şunun da karesini aldığımda h kare artı 16 eksi 8 h eksi 16 geldi. Şu 16'ları da bir silelim buradan. Başka şurası şöyle çarpım durumunda arkadaşlarım. Şöyle
Başka neler var? Şimdi bunu da içeriye dağıtalım isterseniz, bir de şöyle bir hızlı hızlı hemen içeriye dağıtayım. Ya da 16 h kare burada dursun. Tamam, bir şekilde bir şeyler bulduk şimdi arkadaşlarım. Böyle bir şey buldum. Bu bir dursun burada isterseniz de. Bir de şimdi neye girelim? Koninin hacmini istiyor ya bizden. Şuraya koninin hacmini ben bir yazayım. F koni. Şimdi neydi? Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik h bölü 3 demiştik arkadaşlarım. Koninin hacim formülüne. Şimdi şuradan r kareyi yalnız bırakırsak, r kare yerine ne yazacakmışız? Biz şöyle yazayım. Pi bölü 3 çarpı. R kareyi yalnız bırakıyorum. Şunları bölü olarak atıyorum buraya. 16 h kare bölü h kare eksi 8 h geliyor. Bir de çarpı yüksekliğimiz var. H geldi arkadaşlarım bir de burada. Şimdi buraya kadar düzenledik. Koninin hacmini bulduk. Süreye bakıyorum bir yandan da arkadaşlarım. Süremiz tamam, yeterli sürede bu soruyu bitiririz herhalde diye düşünüyorum. Şimdi şuradaki haşla şunlar bir sadeleşsin. Şöyle bir şey kaldı. Bakın koninin hacim formülü şu oldu. Pi bölü 3 çarpı 16 haş kare bölü haş kaldı burada. Eksi 8 kaldı. Şimdi bunun ben bir türevini alacağım. Türevini aldıktan sonra da sıfıra eşitleyip en küçük en büyük değerini bulacağız. Hadi türevini al. Pi bölü 3 dursun burada başta. Şimdi birincinin türevi 32 h çarpı ikinciye aynen yaz. Eksi ikincinin türevi 1 çarpı birinciye aynen yaz. 16 h kare. Bölü bir de h eksi 8'in karesi geldi dostlar. Şimdi bunu ne yapıyoruz biz? Hemen sıfıra eşitledik bu kısmı. Gözüküyor mu buralar? Evet gözüküyor. Şöyle biraz daha yukarıya alalım. Sıfıra eşitledik. Şununla içler dışlar yapınca zaten sıfır oluyor burası dostum. Şurayı bir toparlayayım ben. 32 h kare eksi 8 çarpı 32 h bir de eksi 16 h kare var eşittir sıfır. 32 h kareden 16 h kare çıkarsa geriye 16 h kare kalır. Şu da 8 çarpı 32'den 16 çarpı 16 h diyeyim ben buna. 16 çarpı 16 h eşittir 0. Şimdi buraya hemen h 16 h parantezine alalım. Onu da şurada yapalım. 16 h parantezinde h eksi 16 geldi eşittir 0. Ya bu 0 olacak, o zaman yükseklik 0 olmalı. Ya da burası 0 olacak arkadaşlarım. Demek ki h eşittir 16 gelecek. Soruya bak ya. Biz mi çok uzattık acaba? Cevabımız 16 çıktı arkadaşlarım. 9 numaralı köşe taşını da çözdük. Şimdi hem süremiz doluyor hem de şarj bitiyormuş kameranın şarjı. Bir duralım burada arkadaşlarım. Biraz şarj edeyim. 10, 11, 12'yi de çözeceğiz inşallah. Hadi görüşürüz goberler. Kolay gelsin.